Davetinize teşekkür ederim. Yoğun programın nedeniyle düzenlemiş olduğunuz Küçük Çatma Köyü Yayla Şenliğimize katılamadığım için üzgünüm. Gününüz iyi geçmesini temenni eder. Tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Doçent Doktor Mustafa Tuna, Sincan Belediye Başkanı. Daha önceden belirlenmiş programım nedeniyle düzenlemiş olduğunuz yayla şenliğinde aranızda bulunamıyorum. Şenliğinizin düzenlenmesine emeği geçenlere şahsınızda teşekkür eder. Bütün davetlilere selam, sevgi ve saygılarımı sunarım. Sadır Durmaz. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Düzenlemiş olduğunuz Küçük Çatma Yayla Şenliklerinin coşkulu, başarılı geçmesini diler. Size ve tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunarım. Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sorumlu. Sayın Muhtarım, buyur. Mikrofon sende. Dur ya. Abi şurada gidiyor. Davet işini sen daha iyi yapıyorsun. Hep bizi dinlemiyor abi. Çok kıymetli başkanım, bütün katılımcılar ve Akyamaç Köyü, Küçük Çatma Köyü. Hepinize teşekkür ediyoruz. Benim köyüme şahsen bilet göndermişler. Bütün köyüme teşekkür ediyorum. Herkes imkanlar açısından aldı. Bu iş derya bir katkı payıdır. Çocuk sevgiyle büyür. Devlet neyle ayakta durur? Hepimiz bu taşın altına elimizi koyacağız. Neyle koyacağız? Para olmadan da hiçbir iş olur mu komşular? Olmaz. Mümkün değil. Biliyorsunuz başkanımız babası Akyamaç köyünde doğdu. Tanımıyor kimse. Çatma'da büyüdü. Şimdi Ankara'lı oldu. Olur ki sizden ricam Çatmalı'da, Akyamaçlı'da komşular hepimizin kulaşın altına elimizi koyalım. Neredeyiz? Kulaşın altına elimizi koymazsa bu iş yürümez. Ama azlama çok. Şunu sen cebine teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olsun Akyamaç Bey muhtarımız. Davul abimiz size her konuda yardımcı oluyor. Maddi konuda yardımcı oluyor. Yardımını bekliyoruz. Hepinize yardımını bekliyoruz. Damlaya damlaya görüyorum. Her şey resmi. Bak bu karşılık. Biz şöyle bir şey düşünmüştük. Herkese söylüyorum. Bu ne? Ata. Duyamadım. Ata. Ata. Soyadın? Tüyükoğlu. Tüyükoğlu. Evet, buna rakip var mı başka? Başka yok mu? 6 yaşında. Gel. Gel. Kim o? Yarışmacı rol geliyor bakın. Adın ne? Rabia. Rabia. Senin adın ne? Alda. Arda. Senin adın ne? Ali. Evet. Geliyor benim çocuklar. Osman Bey, hediyeler hazırlayın bak. Getirdik bunları. Ne veriyorsunuz? Çocuklara borç çeviremeyiz. Son bir dakika. Sen adın ne? Cafer. Tamam. Veliler geri çeksin, çocuklar burada kalsın. Tamam. Hadi. El kaldırarak sorduğun soruya cevap verecek. Hadi. Arda elini kaldıracak. Sen çek. Bir şeye basın. Oraya bak, oraya bak. Osman Bey, bu sorunu hemen madalasını veriyor pirinç olarak. Geliyor, beklesin. Beklesin mi? Ha, bundan sonra da 7-11 yaş var. Daha sonra da 12-16 yaş var. Herkesin şeyine göre soru. Kafasında bir soru var. Soralım biz, birinciyi belirleyelim, ödülünü sonra veririz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi, doğru mu? Evet. 6 kişi. Diğerleri birer adım geriye çekilsin. Eğer sorunun cevabı seyircilerden birinden gelirse, o seyirciyi ceza kesiyoruz. Söylemek yok, sessizce dinliyoruz. Bakın okuyorum. Sen de 10 yaşındasın. Sessizlik. Bizim dinimizin adı nedir? El kaldırsın. 6 kişiden biri. Evet. Cafer. Evet. Ne?
Var mı cevap veren? Biz hangi dinleriz? Çok zor değil bu ya. Evet. Ankara. Biz Ankaralıyız. Olmadı. Kim biliyor? Ne dinin? İslam. İslam, Alkır. Tabii ödül veremiyoruz sana. Tek. Aynı bu altı kişiye bir soru daha soruyorum. Sessizlik. Kimin kulusunuz? Allah'ın. Alkış, alkış, alkış. Bu soruyu mu bildin? Ali bildi. Sen geri çek. Ali gel, Ali gel. Sen hak ettin. Yolu yazın Osman Bey. Ali kürse gel. Kaldı beş kişi. Yarar. Beş kişiye bir soru daha soruyorum. Arda dinle. Okula gidiyor musunuz siz? Okula kim gidiyor? Sen gidiyorsun, sen gidiyorsun. Siz gitmiyorsunuz. Ben de gidiyorum. Size sormuyorum. Ben beş kişiyi muhatap alıyorum. Soru şu. Türkiye'nin başkenti neresidir? El kaldırın. El kaldırın. Evet, çok kolay. Ne? Evet. Türkiye'nin başkenti neresidir? Benim gel. Ankara. Ankara, Ankara. Sen de gel. O ikinci oldu. Son yarışmacıyı seçiyoruz. Birinci o. Birinci derece o verdi. İkinci bu verdi. Bunlardan biri üçüncü olacak. Sen de küçük. İkinci olduk. Ben de birinciyim. Sizden önce. Ben de ikinciyim. Sen nasıl yazıyorsun? Abi o bir oldu. Şimdi. Sessizlik. Ben de size Türkiye'nin başbakanını soruyorum. Türkiye'nin başbakanının adını biliyor musunuz? Her gün televizyona çıkıyor. Hangi kanal arasından çıkıyor? Biraz girdi. Kim biliyor? Adı bilmez. Kopya yok. Onu bilmediniz. Ne söyleyeyim? Enişte. Ne sorsak bunlara ki? Bizim kitabımızın adı ne? Abi Kur'an'ı Aferin. Sen düşündün. Böyle bitti. Bir birinci, bir ikinci, bir üçüncü. Yazın oradan. Gelin, gelin. Şöyle bir tek şeye geçin bakalım. Tamam, tamam. Gel çekin. Gel çekin. Dur. Hocam. Tamam, onları birazdan bekle. Açın, açın, açın. Gel çekin. Buraya gelme, karşıya gel. Benim yanıma gelme. İlk el kaldırana söz hakkı veriyoruz. Konuşanı diskalifiye ediyor, yarışma dışı bırakıyoruz. Sizler hepiniz o bırakıyoruz Murat Bey. Çünkü 7-11 olduğuna göre sizin sorularınız biraz daha zor. Soruyu iyi dinleyin. Dışarıdan cevap vermeyin. Hani ben imamım ya, hemen camiyle ilgili bir soru soruyorum. Camilerde imamın namaz kıldırdığı kıble duvarında böyle girintili bir yer var, tandır gibi. Oranın adını soruyorum size. Kıble. Sen hakkını kaybettin. Doğru cevap değil. İmamın namaz kıldırdığı yerin adı nedir camide? Kubbe. O da değil. Sen de hakkını kaybettin. Minber. O da değil. Mihrap. Evet, doğru cevap mihrap. Alkışlayın. Bekleyin abi, onları saracağım ben seni. Sen çık, birinciyi seçtin. Ya biraz da böyle güncel soralım mı? Evet! Camiden biraz sormayın. Camiden sormayın mı? Evet. Televizyon izliyor musunuz siz? Evet! Bugünlerden başlar mı televizyonda? Evet. Hangi maçlar var? Hadi bakalım. Yok size değil. Şey var arkadaşlar, Avrupa Şampiyonası düzenleniyor, doğru mu? Evet. 2012. Peki Avrupa Şampiyonası hangi ülkeler düzenliyor? Türkiye mi, İtalya mı, Brezilya mı? İki tane ülke. Ben birini söylüyorum, diğerini parmak alacağız. Birisi Polonya, diğeri? Türkiye. Kaybettin sen. Söyle. Türkiye. Fransa. Olmadı. İsviçre. Olmadı. Trabzon. Trabzon diye cevabı verdiniz mi? Neyse bu soruyu da kaybettiniz. İspanya. İspanya'da değil. Polonya'ya sınır. Ukrayna. Tamam ben söyleyeyim. Keşke ben söyleseydim.
Kolay bir soru, hemen dikkatli yer kaldırıyorsunuz, konuşmuyorsunuz. İstiklal Marşımızın yazarı kimdir? Bu soru iptal. Bu soru iptal, iptal, iptal. Dikkat edin. Tekrar. Üzerinde hür ve bağımsız olarak uğrunda can verilen ve kan dökülen toprağa ne denir? Vatan. Aferin ikinci. En öne bu kaldırmıştı. İkinci oldu. İkinci oldu. Son yarışmacı. Son üçüncüyü seçeceğiz. Çok kolay bir soru. El kaldırın. Kur'an-ı Kerim'de adına sure vardır. Rüyaları yorumlar, tabir eder. Mısır'a vali olmuştur. Mısır'a yönetici olmuştur. Kardeşleri onu kuyuya atmıştır. Bu peygamberin ismi. Yusuf. Yusuf doğru cevap. Bu da bitti. Hadi dağılın gayrı. Yusuf getir. Bu soruyu birer birinci seçiyorum. Baba kopya ver. Peki. Ahmet Karaca, Ali Karaca'nın oğlu. Babanız bekliyor sizi. Soru şu. Kim yarışıyor? Sen yarışmıyorsun değil mi? Sen çık. Bir görmem lazım. İspar bakalım. Abi şuraya gel. Sen yanıma gel. İspar bakalım. Hocam bu kaldırdı. Cevap hakkını ona bilelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kaç? 12. Sen kim olsun? Tamam. 12 sen? 12. Sen? 13. Sen yarışıyor musun? Dur. Bir geri çekilin. Bir geri çekilin. Tek sıra durun. Tek sıra durun. Hadi tek sıra yapın. Önce tek sıra yapmayı öğrenin. Açın açın. Geriye durun. Açın. Açın. Tek sıra. Abi hemen el kaldıran tespit yapın. Şöyle bir yiyen bir araya gir. Sen yarışıyor musun? Bir tek sıra yapın. Açın da biraz daha gireceğiz bari. Ben açın. Bir düşün. Bir düşün. Abi kaç kişi var? Say bir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane kendine güvenen bay ve bayan geldi buraya. Soru şu. Sessizlik olursa soracağım. Türkiye'nin ilk milli parkı nerededir? Çamlı. Çamlı parkı. Ama ben kaldırmıştım. Ama ben niye seçtim? Ama bu kaldırdı. Ben kaldırdım. Daha soruyu sorarken. Sen birinci okun, çık dışarı. Bakın bu soru dini bir soru, bunu bilirsiniz. Abla, abi sordum, o bir soru. Kuşçu bir yok bu işin. Kurup kurup. Dinliyor musunuz? Soru şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10. yılında Peygamberimizin eşi Hazreti Hatice ve amcası Ebu Talib'i vefat etmiştir, kaybetmiştir. O yıla bir isim verilmiştir. O yılın ismi nedir? Hüzün yılı. Hüzün yılı. Doğru cevap. İkinci oldu lan. Gel buraya gel gel. Çok gevşek soru. Gel kazananlar benim yanıma. Hayır bir de bunu bilmiyorum. O kazananlar. O da ikinci oldu. Üçüncü seçeceğiz. İslam tarihinde ilk yapılan mescidin adı nedir? Dört harfli. Hocam, hocam ben cevap vereyim. Lütfen lütfen lütfen. Bilmem çoğun mu çoğun mu çoğun mu? Abi. Bu soru iptal. Ama biri söyle. Kopya yok, kopya ama yok. Abi biri söyleyeceğim. O kopya onu diskarifi etti. Doğru cevap neydi hocam? Neyse o da ne? Baba benim bildiğim soru sor. Evet. Spor bir soru soruyorum, spor sorusu. Ya ama biz ya. Türkiye'nin gururu Galatasaray. Bu adı okumasının kaç yılında adı? Aşır 2000. 2000. Yarışmamız sona ermiş. Ya ben Galatasaraylı değilim ya. Ne yapayım? Galatasaray'a doğdu okumadım. Ben öyle başlarsan onu söylüyorum. Seni etsiz alın, sizi söyleyelim. Tamam mı? Tebrik ediyorum. Katılan adına teşekkürler. Bağışlarınızı bekliyoruz. Biraz Galatasaray devam ediyor. Ödüllerini veriyoruz. 0-3 ile. Ödül alalım. İkinci abi ya. Üçüncü yıldan atandı. Alanlar geri çekilsin. Abi geri çekilsin. Evet şimdi
Ya ne bileyim abicim bu kadar şey cazip olacağını. Evet. Evet, evet. Bunu başkasından verdin de onlara takımcı kesken mi? Ya. Anne, şimdi Eyüp Hoca. Bugün büyük bir kahramanlık götürdük. Sabahtan beri hediyemiz pişirdiler. Evet. Her ne kadar vekile yetiştiremezsek. Biz yedik tadına baktık hakikaten. Öyle öyle çam sakızı çoban armağanı biz de size birer tane yumurta tavası mı? He yumurta tavası. Yumurta tavası. Güle güle kullan. Allah razı olsun. Elinize kulunuza sağlık. Allah, sağlık. Allah tekrar esin. Yani bundan sonra inşallah böyle olur. Daha güzel günlerde. Daha büyük, daha çok hediklerle. Daha çok hediklerle inşallah görmek isteriz. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık.